Ne olursa olsun %100 haksız olsam bile her zaman benim yanımda ol. İşte kötü yorum yapıyorlarsa sen beni koru aşkım. Hani bebeksi bir yönü var ya benim bebeğim. Benim erkeğim koruması gerekiyor beni yani. Ben de diyorum ki bak aşkım ben senin her zaman yanındayım. Her zaman destekçiyim. Seni her konuda korurum ama haksızsan ben de seni söylerim. Ben de sana söylerim. Ben de tepki gösteririm. Benim tepkilerimi az çok o bilir. Yani o yüzden... Okey tamam, neden buraya yansıtmıyorsunuz? Neden buraya yansıtmıyoruz? Bunun cevabını aslında... Sana ne? İstemiyoruz. Birkaç gün önce konuştuk aslında. Şöyle aşkım söyleyebilir miyim? Nasıl bir şey söyleyeceksin şimdi onu kestiremiyorum. Bak bunu bile mesela şey yap yani... Rahat değilsiniz. Evet, şöyle bir durum oldu. Yani. O zaman çok güzel bir şekilde özetleyeceğim. Şimdi bizim geçmiş olduğumuz bölümlerde bir olayımız sana vardı. Sana bir ilaç ısmarlayayım. Doğal olarak annelerimiz de izliyor yani, bizim ailelerimiz izliyor. Ailenize saygıdan. Evet, ailemiz de bize mesela ufak çaplı uyarılarda bulunabiliyor. Ve diyor ki siz diyor çok kötü duruyorsunuz. Kavganızı o şekilde göstermeyin, yansıtmayın. Çok kötü duruyorsunuz. Buna saygı duyuyorum. Aile konusu benim için değerli bir konu. Hirey özellikle bunu bana söyledi. Dedi ki biz dedi içeride ne yaşarsak yaşayalım. Hiçbir şekilde dedi yansıtmayalım büyük problemlerimizi. Dışarıda. Aynen. Dışarıda bunları halledelim. Yani küçük problemlerimiz olur çözeriz. O benim tepkilerim biraz sert olduğunu biliyor. Evet. Dedi ki bana sakın hani öyle görünmeyelim etmeyelim. Sen dışarıda istediğini bana söyleyebilirsin. Bu ilişkide genelde daha çok mantık biraz da benim şeyim oluyor. Hira biraz daha şey nasıl diyeyim? Anladım, çok uzatmana gerek yok aileler yüzünden. Okey Murat Bey. Şimdi şunu soracağım. Sen acaba Hira'yı birazcık fazla mı kıskanmaya başladın? Üzerinde baskı var mı Hira'nın? Hatırlıyor musun siz ilk hafta bu böyle daha yeni yeniyken? Bir anda sen Oğuzhan'a dedim şey demişti, şey demişti. Ha evet. Ama aynılarını kendisi yapmaya başlıyor. Neden de özellikle yapıyorum onu cevaplayacağım. Gerçekten kıskanıyorum. Ben evet bunu işte tahmin edemiyorum. Uçan kuştan da kıskanıyor musun? Uçan kuştan kıskanmıyorum. Şöyle Hira'ya şu konu çok kızıyorum. Hira beni öyle şeylerden uyarıyor ki bak öyle böyle değil. Bir tane örnek vereceğim. Uyarırım yani. Yeni bir aday mı geldi? Kafanı evet kaldırıp bakma. Bak onun açıklamasını evet, çok güzel çok yaptı. Çok güzel yaptım söyle aşkım. Çünkü algı oluşmasını istemiyorum. Bundan ötürü yani nasıl ona bakmıştın aslında ya Hira'ya. Algı oluşturmak istemiyorsun benim üzerimden. Kendi algın oluşturacak hareketler yapıyorsun. Onu geçtik yani Murat'cığım. Onu geçtik yani. Tamam diyorsun, konuyu açıyor. Neden kıskanıyorsun? Hayır o sordu bana, ben onu cevap verdim. Evet aynen. Yani kısacası evet çok kıskanıyorum. Çünkü çok seviyorum. Ve beni uyarmış olduğu konuları kendisi yapınca hem daha çok sinir oluyorum ve kıskanıyorum. İki katı daha çok kıskanıp daha çok sinir olup daha fazla tepki veriyorum. Ya kaçacak? Kameralar önünde olduğumuz için birazcık imaj zedelenmemesi için yaptığımız hareketler var yani. O yüzden bazen ya dışarıda ben ilk olan... Gün, ben eğer öyle ay ben bazen çok unutuyorum ya. Ha? Çocuğa hesap bile sordum benimle neden dans etmedin diye ilk gün. O ilk ben gün öyle düşünmezdim yani. Bilmiyorum, öyle benim şahsi fikrim bu yönde. Bence dedikleri gibi aile konusunun evet olabilir. İlk çünkü aileler ya çok iç içe girdi. Evet. Bu arada ben de ilk günler aile konuları ona buna önem böyle fark edemiyordum, önem veremiyordum demeyeyim de. Gerçekten aslında önemli yani aileler üzülüyor. Ve Hira ekstra ailesine çok önem veriyor. Tam herkes zaten önemli. Annem o gün ses kaydı atmış yani olayları. Ben de sevdiğim kadını... Ki biraz geç takılıyor sosyal. Bana ne söylese... Diyor ki beyinsiz. Onun söyleyeceği her şey çok... Sen bir de o evde o programa çocuğa selam bile verirsen diyor. Sen diyor bir de şivili şivili diyor diyor. Hmm. Ben hani oraya gelirim şey programı yıkarım diyor. Önerim size sık sık yapmamanın sebebi de... dışarı alışırsınız. Burada bu sefer... Patlama oldu işte. Patlama oldu. Zaten aynen dışarıda da benim bazı şeyle böyle sineye çektiğim şeyler vardı. Evet. İçeride demedim. Böyle 2-3 bir şey oldu. İçine atma. Patladım. O yüzden zaten söyledim değil mi ki biz doğal tepkilerimizden kaçmayacağız. Evet. Ben mesela söyledim bundan sonra ben senin bir şeyini mi o yüzden oldu? Mesela dans, oryantal vesaire falan bir daha kelebekte kameralara karşı yapmasını istemiyorum. Berke bir soru sordu. Berke bir soru sordu. Tamam benim. Son dakika spikeri bağlandı. Gece giymek için çok kapalı dedi. Evet. İnsan gece uyurken sıcaklar yani. Sıcaklar tabii. Devam edin bir susun. Kimle uyuduğuna da bağlı. Kızcağınızdır ya. Aşkım böyle yap, terledi şu an. Son dakika haberiyle şu an güzel terledi. Berke ne yapıyorsun sen bizim kızımla ya? Aşkım ona gel fazla ol. Hayır, az buçuk tanıyor beni. Burada bak, burada coştu bak. Devam edin. Berke evet, gir devam. Berke utandı. Gel fazla olduk şu an. Berke utanmış abi, bir dakika. Kıpkırmızı oldu çocuk. Berke ya. Buzdolabıyla aynı renk tutsam. Berke de duruyor soracağım. Evet, ilk gün gibi oldum Berke. İlk gün gibi böyle o kızarıklık geldi. Aa! Oydu. Biraz
kızarmış diye biliyor musun? Aa! Olabilir, yorum sana çok yakışıyor ya. Demiştim hatta. Teşekkür ederim. Aa, anılar, anılar, anılar. Bunu çok izlemiş bizi bu arada gelmeden önce. Anladım. Şu an söz sende. Ne diyeyim? Biz bayağı oturacaklarıyormuş gibi. Ya ilk gün dediğim anladım. Hayır, o demişti. Ve dedi ki yani ilk gün o heyecan, geldiğimdeki kan, enerji, tekrar sinerji. Tekrar yanaklarına geldi, evet. Gelir daha çok. Wow! Daha çok gelir dedi. Bu kırmızılığı bir kırmızı odada mı görelim acaba? Kanka 800 kere kırmızı odaya gittik. Evet, yeter daha. Evet, artık o zaman bir şey söyleyeyim mi? Kırmızı odada konuşamıyoruz. Bence. Yani neden utanıyor musunuz? Burada mı konuşmayın? Burada daha iyi bence konuşuruz. Neden ama? Bizde böyle bir sebebi olmuyor. Evet, biz de yardımcı oluyoruz böyle. Evet. Daha çok konu var. Her zaman destekçim benim biliyorsun. Her zaman, evet, her zaman. Her ben de aynı şekilde sağ kardeşim. Bizim fanımızmış, haberimiz yokmuş. Herkes. Evet. Yani isteyen insanları birleştirmek. Arkadaşlar, yalnız şöyle bir gerçek var. Bu evdeki en büyük şip orada yazıyor. Aa, evet. Onun üstünde kimse çıkamaz. Yani. Nereden nereye geldik? Nereden nereye geldik? Hira seni şimdi kıskandı. Yeni mi gördün? Bak Hira şimdi seni kıskandı. Ben miyim? Hayır. Hira şimdi kıskandı oğlum. Ay bu yetişmiyor zaten. Ezeli düşmanlar en iyi dost oldu. Tırmanırım Allah'a uyalı. Tepkilere bak. Yani şu evde de duvara kazıdığım şipimin de Murat'la olması gerçekten ya. Nasıl kavga ediyordunuz? Evet. Tabii. Var ya, aşkım sen bilmiyorsun. Biz bir zamanlar Hira deli gibi. Her ama şey, niye bakıyorsun? Düşmanımsın diyordu ya. Bu arada ben de Murat'la çok büyük kavga ediyordum. Bakışlardan bile kavga ediyordum. Siz kavga ediyordunuz, ben de karıştığım için sen bana düşman olmuşsun. Ya ben bir şey tırtın olacağım. Başlar derler ya gerçekten. Sonuna kadar gelin. Bak gerçekten adam gibi adam. Çok iyiyimdir. Kendimi övdüm şu an biliyorum, kötü mü yaptım? Adam gibi adamsın kardeşim.